Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Güzel bir video, güzel bir gün diliyorum. Bugün çok mix bir şey yaptık ama kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Bugün tarladaki şu ayçiçeği biçeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Hızlı hızlı başlayalım abi. Erkunt'a ne taktık? Mixledik dedik. New Holland'ın mısır kesicisini taktık. C12'ye. Bu da güzel oldu, farklı oldu biraz. Sabah saatindeyiz. Aslında şöyle bir 10 falan yapayım ya saati. 12 de olabilir. Saat 10 civarında güzel aydınlık oldu. 11 de bizim için yeterli abi. Şimdi zaman dursun. Ertesi gün yağmurlu görünüyor. Ona bir dikkat edeceğiz şimdi. Aracı bir açalım. Tabloyu bir indirelim. Bir uçlu gidelim tarlaya. Tamam, şu seviye bizim için güzel. Şimdi epey bir işimiz uzun burada. Bayağı bir şey çıkacak. Tek sıranın başlangıcında daha %3 olduk bile. Aracın da kapasitesi birazcık az. Buna da dikkat edeceğiz. Hepsini göstermem videoda tabii ki. Yapabildiğimizi yaparız. Bugün ayçiçeği biçiyoruz kardeşim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir, iyisinizdir. Abone olup desteklerseniz ben de çok memnun olurum. Çünkü söylemek zorunda kalıyoruz. Her videoda biliyorsunuz artık alışkanlık gibi bir şey oldu. Söylemezsek olmuyor. Aa, çalışma kameramız vardı değil mi? Bir dakika. Nasıl yani? Alt C, Open Work kamera menü. Ha, burası okey. Switch Next kamera. Kapatmak için ne yapıyorduk? Doğru böyle açılıyor. Tam sıkıntı yok. Saman yığını etkinleştir. Bunda yok zaten. Top right, top left, horizontal offset diyor. Aa, istediğin yeri ayarlayabiliyorsun ha. Dur bakalım. Bak sen şu işe. -50 yapsak olmaz mı? Olmuyor mu? Bak beraber test edelim bunu. Sıfırda kalsın. Kamera bu yüksekliklerini, genişliğini falan da ayarlayabiliyoruz da şimdilik kalsın ya. Kamera fov. Vay be. Bunlar yeni gelmiş. Bunlardan haberim yoktu. CTRL-C ile diğer menüye geçebiliyoruz. Ama şeyi yapamıyoruz bu sefer. Tabloyu indirip kaldıramıyoruz. Neyse tamam, çok sorun değil benim için. Biçiyor mu? Biçiyor. Ben ona bakarım. Bu sırayı da alalım. Kamera umarım çok fazla engellemiyordur sizi. Aslında kamerayı sol üstte alabilirim. Daha bir güzel olabilir. Top left olacak. Mesela diyelim ki ben şu anki şeyinden memnun değilim. Vertical offset. Hangisiydi bu ya? Ha bak, bu sağ sol. Tamam. Okey. Bir dakika. Şunu sıfırla. Bunu. Şunu da sıfır yapalım mı bir? Aynen. Şimdi daha iyi oldu abi. Yani ne öğrendik? Vertical'ın dikey olduğunu öğrendik. Çok fazla FPS de düşürmüyor. Çok bir etki etmiyor. Ama bu kamera modu hakikaten iyi oldu. Ben bunu kurmuştum. Kullanmıyordum. Bugüne nasipmiş. Hayır hayır hayır. Ah be abi. Tarlanın içine girdik. Animasyonda görünmüyor ama şeyde normalde indiriyor. Tamam. Sadece animasyonu görünmüyor. Niye böyle oldu bilmiyorum ama hayırlısı olsun.
Bir iki tur yapalım. Silomuz var zaten. Silomuza boşaltırız. Römork olarak da bizim şu New Holland'da şeyi kullanırız. Bir tur bir doldurayım. Bir bakalım tadına. Hayvanların durumunu da göstereyim. Her videoda gösteriyor zaten. Şöyle. Hayvanlarımız iyi durumda. Bunlar bir aylık oldular bile bu arada. Şeyler, buzağlar. Düzgün yapmak lazım. Bak şu seviyeler iyi. Okey. Haftanın her günü nereden baksanız atmaya başladık şeyi Farming Simulator'da. Aralara Flight Simulator sıkıştıracağım, haberiniz olsun. İlerleyen günlerde görürseniz şaşırmayın. Aralara sıkıştırmam lazım çünkü Flight Simulator'u da çok seviyorum abi. Uçmayı çok seviyorum. Havacılıkla ilgilenmeyi çok seviyorum. Havacılığın içinde olmayı çok seviyorum. Nereye takıldım? Garip. Hadi bir sırada buradan açalım. Yastık başı, yorgan kenarı, halı flex kenarı da. Aynen. Bunda saman yığını yoktur değil mi ya? Hayır. Bir iç kameradan bir dış kameradan sizlere gösteriyorum. Dış kameradan oynamamı isteyenler de oluyor çok fazla. Elimden geldiği kadar hepsini göstermeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Tek başına oynamak birazcık sıkıyor beni aslında. Bir online'a bir bağımlı olmak lazım tekrardan. Yapacağız. Aklımızda. Yapmak istiyoruz yani. İyi iyi güzel. Bu şekilde sistemi oturttuk. %44 oldu bile zaten. Yuvarlak çizerek gitmeyelim mi? Gitsek mi ya da? Kolay oluyor dönüşler aslında. Gidebiliriz. Ama sırayı kaçırıyoruz bu sefer de ya. Bak mesela bir sıra bıraktım orada. Gördünüz mü? Aracın %50'si doldu. Bu kamerayı istediğim zaman kapatamıyor muyum? Alt C yapsam. Turn off sol shift C. Kapat abi ya. Çok fazla sevmedim kullanmayı. Niyeyse. Ekranda çok yer kaplıyor diye olabilir belki. Gerçi onun ayarı vardı değil mi? Şimdi daha az yer kaplıyor. Niye böyle? Allah Allah. Herhalde ben ayarlarını... Abi 525 olmasın, tamam mı? Bir dakika, 525 olmasın. 300'e 188 otomatik ayarlıyor. Hah! Tamam, otomatik ayarlıyormuş işte, mis gibi. Ama 300 de küçük oldu. 400 olsun. Böyle olabilir, minik. Üstte durabilir. Hatta bunu top right alabiliriz şimdi. Nice. Hatta... Ulan var ya, bitmiyor yapacağımız şeyde. 50 yapıp tam buraya hizalayacağım. Ben de öyle manyağım. Tamam kardeşim, yerin güzel oldu senin. Hiç de rahatsız etmiyorsun şimdi. Kalabilirsin orada. Şöyle devam. Telefonuma bildirim geliyor bir yandan, ona dikkatim dağılıyor.
Benim bu videolarda falan telefonu iyice kapatmam lazım, farkındayım. Yapmam lazım bunu. Kamerayı açtığınızda iç kameranın FPS değeri düşüyor sanki. Aynen. Allah Allah. Ekinler bir garip oluyor bak. Yo aynı mı ya da? Yo iç kamera hakikaten düşüyor lan. Bir etki ediyor. Bak az önce etki etmiyor dedim ama etki ediyor. Hayırlısı olsun. Burada modu güzel yapmışlar. Belki de başka bir moddan çevirmedir bu. Ama harbi uğraşılmış. Bence güzel. İçi benziyor mu bilmiyorum. Gerçekte kullanan var mı Erkunt'un şeyini ama. Tarım fuarında da gidemedik bu sene. Önümüzdeki sene inşallah. Gitmek isterim. İlgiliyiz zaten bu tarz ekipmanlarımı falan. Görmek de güzel oluyordu. Geçen bundan öncelerde Serkan'la gitmiştik. Sağ olsun kardeşim eşlik etmişti bana. %80 oldu bu arada. Bu sırayla beraber olmaz belki ama bunun bir de altını döndüğümüzde %100 doldururuz. Fena sayılmaz. Bu ayçiçeği bizim için önemli. Şimdi hangi mevsim daha yüksekten satılıyor onu bir kontrol edeceğiz birazdan. Fiyat dalgalanmasını göster. Şubat ayında en yükseğe görüyormuş. Şu an Eylül'deyiz. Yani Eylül'de de fena değil. Aynen. Eylül'de de satabiliriz yani. Belki bu bölüm satalım ya. Bir römork satalım bakalım ne kadar para gelecek. Tablayı da aldık ya şimdi 800 küsür bine. %89 oldu. %97. Bu sıraya oturtalım. Bittiği yerde bitiririz. Remo'yu getiririm hemen. Boşaltırız. Güzel olur. %98. Birazcık şeyleri, fontları küçülttüm ama ben bunları açmam gerekiyor olabilir ya. 8500'de herhalde full 8100'müş. 8100'müş. Biraz tallanın içine girdik. Hiç sorun değil. Şimdi şeye geçelim. New Holland'a geçelim. Arkamıza o çok sevdiğimiz Remo'yu alalım. Yak baba tepe lambalarını yak. Bugün portakal karıştırıcı günü. Remo'muz oradaydı. Pehlivan kolu modunu da kurdum aslında. Onu mu bir denesem? Yeni kurduğumu. Ha, gerçi aktif etmemiş olabilirim. Dur bakayım çeşitli de var mı? Drawboard. Ya bizim kardeşimin yaptığını kuracağım da. Herhalde onu kurmadık ya. Tamam. Çok önemli değil şimdilik. Bu muydu la yoksa? Bu olabilir bu arada. Bakarım sonra. Çok mühim değil. İdare ediyoruz. Bu araçta çok rahat çekeriz zaten de. Erkunt'un bir çerde öyle de harbi yakışıklı görünüyor. Gerçekte var değil mi yani? Bu ben var diye biliyorum. Yani görmüştüm hatta haberlerini falan da. Susamı kontrol ediyorum arada sırada. Bu aralar bayağı kızışık. Çekirdeğimizi alalım kardeşim. 8100 litre. Litre mi diyeyim? 8100 ayçiçeği koyacağız şimdi. Bunu da işçiye mi versem acaba?
Bilemedim. Vereyim ya, işçiye vereyim. Boş durmasın. Çalışsın bir yandan. ...8100. Römo'nun %80'i dolmuş. 81'i dolmuş. Römo tam herhalde 10.000 falan alıyor. %8100, %81 olursa %100'ü de 10.000 olur. Yani beyin bedava. Matematik beleş. Üstüne bir şey yapamıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Bakalım en yüksekten nereye satabiliyoruz? Bu çok önemli. Geçerli fiyatları göster. Ayçiçeğinde 31.625, 31.418, 31.625 Graham Mill diye bir yermiş. Graham Mill. Graham Mill. Direct Sell. Graham Mill nerede? Heh, ara ki bulasın şimdi. Kolay gelsin. Graham Mill. Arayalım bakalım hemen. Mill dedi herhalde değirmen. Doğru mudur? Kesin burada logosu vardır bunun. Direct satış. Graham Mill. Malt Factory. Sawmill burası. Geçtik. Yukarıda falan mı acaba? Destiny, Fire Station, Supermarket, Force bilmem ne. Slaughterhouse, Tannery. Beekeeping. Aha! Arıcılık burada. Tamam. Slurry Store. Burayı geç. Garden bir şeyler. Bahçe mahçe. Bakery var. Buralar bizim zaten galiba. Direkt satış. Ah, Graham Mill. Değirmen aynen. Ziyaret et demeyeceğim. Yeri işaretle diyeceğim. Çiftten çıkıyorsun, sağa dönüyorsun. Normal yolumuzdan giderken sola dönüp aşağıdan şehre giriyoruz. Tamam. Bu arada bu sıralar eski videolarıma çok fazla yorum geliyor. Allah Allah. Önerilenlere mi düşüyoruz bilmiyorum ama Farming Simulator 19 videoları çok izleniyor. Özellikle de yeni başlayan insanlar çok fazla. Şey soruyorlar hep. Kapıyı nasıl açtın, biz nasıl açacağız? Biz nasıl açabiliriz falan gibi sorular görüyorum çok fazla. Elinden geldiği kadar yanıtlamaya çalışıyorum. Yorumlarınızı zaten siz de farkındasınızdır. Ama hakikaten çok fazla gelmeye başladı ve yetişemiyorum. Bu durumu nasıl yapacağım bilmiyorum. Normal videolara bile sade tepki verip geçiyorum, işte kalp atıyorum. Hani okudum, haberim var gibisinden, haberim var niyetinden kalbimi atıyorum geçiyorum abi ama. Kardeş gelen var mı? Var. Atlarım vallahi bunun önüne ya, sorun değil. Aa, bunun önüne de atlamışız. Yak babacım dörtlülerini sen. Aa, Römo'nun şeyleri yok. Farları yok. Bu nasıl iş? Böyle. Buradan sağa gireceğiz. Değirmene doğru gidiyoruz. Harita çok güzel ya. Hofberman'ın haritasını zaten çok seviyoruz abi. Bunu biliyorsunuz. Daha önce defalarca kez söyledik. Farming Simulator 19'da da bayağı bir mesai yaptık Hofberman'da. Bence oyunun en güzel haritalarından bir tanesi bu. Ama aklımda değişik bir şey var. Yapabilirsem. Bir şey yapmak istiyorum ya. Bakalım. Güzel bir şey var. Böyle beğendiğiniz küçük haritalardan olan var mı? Böyle küçük harita. Böyle beğendiniz. Şey benzeri olabilir bakın. Farming Simulator'daki 22'deki Polonya haritası gibi olabilir. Orası çok hoş. Onun gibi bir harita lazım böyle. Ufak. Önerileriniz varsa açayım. Hocam yanaştık. Boşaltma yönü U. Ayçiçeği burada kabul edilemez derken
Değirmen değil mi oğlum burası? Biz yanlış mı geldik lan? Green Mill. Herhalde buraya satamıyorsun. Tamam, dur. Halledeceğiz. Baba sen necisin? Ha, Green Mill. Bir dakika, o öyleyse bu ne? Doğrudan buraya satabiliyoruz. Okey, sıkıntı yok. Satış için nasıl yapacağız? Burası muhtemelen değirmenin çalışması için, tamam mı? Döküş noktası, dökme noktası. Herhalde burada karşısı tam. Şuraya bir gideyim. Sevuz. Sevuz emmalı. Buradan da un yapıyoruz. Peki doğrudan satış noktan neresi kardeşim senin? Herhalde bunun arkasıdır. Öyle mi? Ha evet. Mi. Yo değil abi. Grey Mill Flower diyor. Ha bir dakika, bu kendi arasında değişiyor. Grey Mill Direct Sell. Abi şunlardan biri Direct Sell. Bak şimdi bu ürün burada kabul edilemez diyecek mi öndekinde? Bir bakalım. Evet. Tamam. Arka taraf Direct Sell. Yani şurası doğrudan satma bölümü. %88.100 %80 1 milyon liraya çıkardı parayı. Bakalım ne kadar para verecek? İyi lan, güzel para veriyor gene ha. Tablanın parasını çıkarsın da kardeş. Çıkarır muhtemelen, biliyor musunuz? Çıkar. 256 bin TL. Güzel para. Tamam. İyi, bu tatlı oldu. Birazcık böyle ekonomimize can verecek. Birazcık da olsa. Gidelim şöyle ikinci turda atalım hemen. Bir turda atalım ya. New Holland'da yakışıklı maşallah ya. Sağdan gireceğiz baba. Geleceğimiz yer burası. Geleceğimiz yer dediğin de çiftliğimiz bu arada. Yani çiftliğimizin olması dışında herhangi bir sorun yok bence. İnekleri şu dışarıdaki yere de getirebiliriz. Burası at yeri miydi, şey miydi? Burası at içinde. Horse. Podak. Podak mı? O ne demek? He? Aracımızın yüzdesi kaç olmuştur acaba? İşçimiz de çalışıyordur. Bir yandan paramız da ona gidiyor ama olsun ya, canı sağ olsun. Yani gitsin. Varsın gitsin. Ne kadar doldu kaldı kardeş? %82. İyi. Seni bir dönüşte ben bir toplayayım. %82. 8200. 270-280 bin daha oradan cukkalarız abi. Sen bir dönüşünü yap. En sonunda kıstırırım ben. Ama ekini tahrip etme. Oraya bir git, kendini bir düzle bakayım arkaya. Gel. Gel 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 gel. Heh. Sen git kardeşim, ben senin yanından geleceğim. Bu sayede boşaltmış olacağız. Nasıl? Bence güzel. Dacia'yla gidiyorum bilmiyorum da.
Bakayım kaçından gidiyormuşsun. Babacım sen onunla gidiyorsun. Seni yakaladım. Sen bir boşal. Biraz da arkaya dök bakayım. Mortalı dök. Balık sırtı olsun orası. Ha, balık sırtı. Ha. Sana zahmet. Azıcık bekle şimdi. İçindekilerin hepsini dök bakayım bana. Dök ulan dök be. Eh be. Lan dökmezsen dökme, ben gidiyorum. Arkadaşlar bizim işimiz böyle. Devam edecek. Çok fazla doldurmayı da beklemeye gerek yok. Bir sıra alsak yeterli oluyor. 7600 aldık. Yani %76'sını doldurduk Remon. Sol temiz. Çıkalım bir tur daha satalım hemen gidip. Kuruş kontrolü açtım da. Ya Allah deyip iman power'la yola atladım. 1155 paramız. Geçen bölüm videoda çok fazla sormuşum. Fark ettim, yorumlara da gelince dedim ne sormuşum acaba deyip bir daha izledim videoyu. İzleyince fark ettim ki videoda şeyi soruyorum. Lapa para nereden geldi diye. Biz o dereceye gittiğimizde para gelmiş, yani kesimden gelen para da gelmiş. Anladığım kadarıyla. Sadece deri veriyor diye dertlenmişiz ama biraz para da vermiş yani adam. Hofbermin haritasında bir proje yapmak istiyorum aslında da. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız emin değilim. Yani çok şey yapabiliriz. Bir bakalım. Bakacağız abi, bakacağız. Bakacağız. Sizlere yakında bir sürprizim olabilir. Uğraşırsam eğer, yapabilirsem Hofbermin haritasıyla alakalı bir sürprizim olacak. Beklemede kalın kardeşlerim. Haberiniz olsun. Şuradan girelim. Arka tarafa boşaltalım. Hocam burası kabul ediyor. Burası direct sell bölümü. Zaten bir yandan para gelmeye başladı. Bakalım ne kadar gelecek. Meraklı bekleyiş. 230-220 falan gelir diye düşünüyorum. Ya da 210. 242. Çevre puanı cezası. Vergi de veriyoruz lan. İşin tuhafı. 13.000. İyi. Verelim bakın. Varsın verelim. Önemli değil. Önemli. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Evet. Umarım sizler de keyif alarak seyretmişsinizdir. Bu bölüm buraya kadar olsun dostlar. Zaten biliyorsunuz haftanın her günü atıyoruz. Bu bölüm Ayçiçek Hasadı yaptık. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok 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 iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Bana destek olmak istiyorsanız eğer. Yine açıklamadaki linklerden Instagram adresimi takip etmeyi ihmal etmeyin. Bu benim için önemli. Instagram'dan canlı yayın duyuruları, oyun duyuruları, önemli olan duyuruları, kendi hayatımla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Oradan da bir takipçi yapmamız lazım. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.